Merhaba, yemek okulumuza hoş geldiniz. Malum bayram yaklaşıyor. Bayram bizim mutfakta da yaklaşması lazım. Size böyle lezzetli bir kuzu kolu nasıl yavaş, lezzetli böyle kemiğini tutunca etin ayrıldığı şekilde pişirmenin aslında basit ipuçlarını anlatacağım ve çok hızlı anlatacağım. Söz veriyorum. Malzemelerimiz gayet basit. Bir tane kuzu kolum var. Bir böyle kavanoz bizim yaptığımız kefir var. Kekik var. Refika resimli olunca daha lezzetli oluyor. Ondan sonra bir de sarımsak var. Başka da hiçbir şey yapmayacağız. Çünkü zaten Kurban Bayramı dediğiniz böyle koşturmanın, misafirin, işin inanılmaz yoğun olduğu bir bayram. Orada kimseye fazla iş düşürmemek lazım. O yüzden başlıyoruz. Kurban kesildiği zaman bir strese giriyor. Ve bu stres aslında kaslara yine böyle bir elektrik şoku gibi gidip bu kasların daha sonradan kasılmasına sebep oluyor. Ve hatta bunun için etlerin dinlendirilmesi gerekiyor. Normalde kuru veya yaş 28 gün etin dinlendirilmiş olması lazım. Ama tabii ki bu kurban için geçerli olamadığından dolayı biz birkaç tane yöntemle eti birazcık da olsa yumuşatmamız lazım. Bunun bir yöntemi marine etmek, ikinci yöntemi de pişirme. Eti ne kadar hızlı pişirseniz en lezzetli bonfilesi bile olsa daha sert olacaktır. Pişirme süresini yavaş uzatmak ve hafif onu belirli çürütücülerle hücre yapısını bozmak gerekiyor. Burada kullanacağımız tek çürütücü aslında kefir olacak. Bir kavanoz kefirim var. Bu herhalde 500 ml civarında. Bunu böyle koyuyorum. Ve bunun içerisine, şimdi o kokusu da yüksek ve bol olacağı için dağlarda kekik yemiş gibi olmasını sağlayabilmek için bol kekik koyuyorum. Şunu biliyorum, yani Türk insanının yaklaşık böyle %30'unda falan hani kekik çok severiz ama ya ette kekik kokusu beni bir fena yapıyor diyebilirsiniz. Ama bu kekiğin ne zaman ve ne şekilde koyulduğuyla çok fark eder. Eğer bir ezogelin çorbasına son dakika attığınız kekikten bahsediyorsanız bu yemeğe atılan kekikle onun yemeğe verdiği lezzet arasında inanılmaz fark oluyor. Önceden marinasyonda özellikle de yoğurt veya süt ürünü bir şeyle kekiği birleştirdiğinizde o sanki gerçekten etin lezzeti ve kokusuna dönüşüyor. Bu çok önemli, aklınızda olsun. O yüzden böyle bir dolu avuç kekiği attım ve bunun içine koyuyorum. Birazcık tuz. Aşırı tuzlamayacağım çünkü o da birazcık sertleşmesini sağlayacak. Böyle bir dolu tutam tuz koydum. İki tutam da karabiber ekliyorum. Ve bunu karıştırıyorum. 12 diş sarımsağım var. 12 diş sarımsağın bir kısmını bütün kullanacağım. 4-5 tanesini ise püre yapacağım. Ve karışımın içerisine koyacağım. Bu sarımsakları koyuyorum. Böyle bir karışım. Buna isterseniz birazcık da çok fazla eklemeyeceğim çünkü etin tadına çok fazla da müdahale etmek istemiyorum. Böyle bir tutam, yarım tutam hatta acı kırmızı biber koydum. Tek karışım bu. Burada böyle bir kuzu kolum var. Buta göre birazcık daha ince, narin gözüküyor. Böyle ince ince kesikler yapacağım üstüne. Direkt bıçağa batırıyorum. Bunların hepsi kas yerleri. Kas yeri ne demek? Aslında pişerken sertleşme ihtimali olan yerler demek. Bunları böyle farklı açılarla yarıyorum. Şimdi kefirimi böyle direkt üstüne koyuyorum. Burada kefiri birazcık hani bizimki biraz sulu aslında süzüle de bilinir. Azıcık süzersek fakat sulu olması da yoğurdun ayrıca yanmasını engelleyecek. O da iyi bir şey. Şöyle döküyorum. Ondan sonra elimle iyice şöyle ovuyorum. Kesikleri de böyle ince ince arttırıyorum. Özellikle bu yağ kısmı açılsın istiyorum piştikçe. Sarımsaklar dipte elle alıp iyice içlerine sokuyorum. Çok fazla sarımsak dışarıda kalsın istemiyorum ki yanmasın. Sonra bu sarımsakları kalan 7-8 tane sarımsağımı bu demin açtığım yerlere böyle sokuşturuyorum. Şimdi kuzu kolun hazırlığı aslında bu kadar. İdeal olanı bunu bir gece bekletmek. Hatta böyle akşam yatarken de bir ters düz ederseniz iyice daha da rahatlatacak eti. Fakat benim böyle bir şey yapmaya vaktim yok. Refika bu kadar da koşturmacalı. Hemen yapmamız gerekiyor. Bir saat içerisinde diyorsa en azından bir saat bekletin. Daha sonrasında da ertesi gün yapacaksanız da yapmamız gerekeni söyleyeyim. Şimdi burada bayağı bir likit var ve bu bir yoğurt olduğu için
yanma ihtimali de var. Birazcık şöyle süzüyorum. Bir parçasını, bir kısmını bırakacağım. Zaten o hani bekledikçe lezzetini vermiş olacak. Bu kekikler ve şeyler, sarımsaklar benim için kıymetli. Onu da etimin altına tekrardan ve üzerine sıyırıyorum. Şimdi ellerimi yıkadıktan sonra bunu nasıl fırına atacağız? Fırın için şimdi böyle yeni geldi. Hatta benim denemem için de altı böyle fırın kağıtlı folyolar var. Şöyle katlıyorum. Bir kere bunu fırına önce üstü kapalı vereceğiz. Ne kadar olursa olsun birazcık hava kaçırdığı için bir değil iki kat folyo yapmamız lazım. Bunu ben de ilk defa kullanıyorum. İkinci katında koyuyorum. Böyle kapattım. Fırınımın tam ortasına yerleştireceğim. Fırınım 160 derecede ve fanlı çalışıyor. Altlı üstüne fan çalışıyor. Bu şekilde 3 saat usul usul pişecek. Sonra 3 saat sonra üstünü açacağız. Bir öyle dereceyi de bir 210-220'ye birazcık kızarsın diye çıkarıp bir 25-30 dakikada öyle pişireceğiz. Sonra da artık yememize hazır olacak. Evet, biliyorum Refika'yı bekliyordunuz. Ama Refika'nın bir toplantısı var ve oraya katılmak zorunda kaldı. Biz de böyle Emre, ben ve Yağız böyle kuzu kokularını takip ederek mutfağa geldik. Ve artık kuzu da pişti, onu fırından çıkarmamız lazım. Şimdi Yağız getirecek ve biz onu böyle lime lime ayırıp yiyeceğiz. Yağız. Oo. Koy. Böyle üstünü açtıktan sonra son 5 dakikasında böyle üzerine yaklaşık bir kaşık, böyle bir dolu kaşık tereyağını da böyle iyice sürdük. Bu beyaz beyaz köpükler de onların. Böyle direkt... Ağlıyor. Buyurunuz Emre'cim. İyi bayramlar. Çok teşekkürler. Hepinize bütün Yemek Okulu adına iyi bayramlar diliyoruz. Bunu beğenirseniz aşağı yazmayı unutmayın. Abone olmayı sakın unutmayın. Görüşmek üzere.